Selam millet. Bugün sizlere önceki videolarda da anlatmıştım bu 42'de git muhabbetinin nasıl kullanıldığını. Ama kısaca en basitinden bir daha anlatacağım sorduğunuz için. Baya. Şimdi arkadaşlar git'i hani projelerimizi yaptık dosyalarımızı vesaire gibi farz edelim. Mesela masa üstündeyiz şu an. Bu ayrı bir proje. Ben buraya mesela atıyorum. CPSG 01 diye bir klasör açayım. Sonra bunun içine gireyim. Sonra Vim'de işte asd.c diye bir şey açayım burada. Hemen kodumuzu yazalım. Ya böyle hani çalışan bir dosyamız var hani tamam bizim bu C01'in böyle olduğunu varsayın. Şimdi ben bunu benim elime verilen git şeyini yükleyip şey yapacağım işte anladınız siz projemi yükleyeceğim ve evaluate alacağım falan. Projemizi nasıl yükleyeceğiz? Şimdi normalde size intro'da şöyle bir link verir. GitHub linki. Uzun uza diye bir şey. Bunu kopyalarsınız. Sonra masa üstüne gelirsiniz. Git clone dersiniz. Bunu isterseniz kendi adıyla da kopyalayabilirsiniz bırakarak. Ya da isterseniz yanına push repo falan yazabilirsiniz yani. Yanına bir şey yazmazsanız push repo gibi. O reponun kendi adını alır. Intratile UUID falan diye bir şey gidiyor. Yanına bir şey yazarsanız da böyle daha kısa bir isim verebilirsiniz. Sonra geldiniz masa üstünüze. Burası şey ne denir o? 42'deki masa üstü ortamınız olarak varsayalım. Benim projem buydu yaptığım. Şeyim de bu. Pushlayacağım repom da bu. İkisini de açıyorum. Bu readmd şeyde vardı, repo'da vardı. Bunu şey yapmayın. Şimdi benim dosyalarım bunlar. Burada klasörler falan da olabilir. Her şey olabilir. Tek sıkıntımız şu. Bizim mesela ben şimdi bu klasörden CPSG 01'den push repo klasörüne atacağım ya. İlk önce bir ls diyelim. ls-la diyelim. Burada her şey gözükür. Gizli dosyalar falan da. Burada gözüken gizli dosyalar arasından nokta git diye bir klasörünüz yoksa tutup rahatlıkla tüm dosyalarınızı pushlayacağınız klasöre sürükleyebilirsiniz. Aynı bu şekilde. Ama eğer mesela atıyorum şu an cpsgin 01'de nokta git isimli bir klasör olsaydı ilk önce rm-rf nokta slash nokta git yazacaktık. Bu nokta git klasörünü silecek. Ondan sonra bunların hepsini tutup buraya atacaktık. Tek sıkıntımız dikkat etmemiz gereken konu bu ki bu da şöyle oluyor. Atıyorum siz projenizi yarısını yapmışsınızdır. Kendi kitabınızı atmışsınızdır. Sonra bilgisayara geldiğinizde dosyalarınız gitmiş olabilir. Mesela GitHub'tan çektiniz, projeyi bitiriniz. Atmadan önce bunu bir kontrol edin. Ya da başka GitHub'tan da artık yapmayın da yani. Yapan var gene. O yüzden GitHub'tan bir şey atacağınız zaman nokta gitleri silin. Ama kendiniz yazın. Bu şey, kamu spotu. Kendiniz yazıp anlamadıktan sonra çünkü 42'ye gelmenizin hiçbir önemi yok. Sonra push repo klasörümüze giriyoruz. Bizim bu klonladığımız klasörümüzde hatırlayacağınız kadarıyla. Buraya diyorum ki git et nokta. Bu benim şu an bu bir git reposunun klonu olduğu için nokta dediğim zaman bu klasörün içindeki her şeyi ben repoya atacağım demek oluyor. Bir kontrol edelim neler gitmiş içine. Git status. Diyor ki ne file asdc. Ben repoya bunu ekleyeceğim diyor. Haberin olsun. Sonra git commit diyoruz. Bu commit'te mesaj. İşte yanına random da atabilirsiniz ya da ilk yükleme diye böyle mesajlar da girebilirsiniz. Git commit'te bastık. Kontrol ettik. Attık. Şimdi git push diyoruz. Pushladı. Sizde de buna yakın terminal satırları çıkacak. Sonra bakıyoruz bir daha bu sayfamıza. Bakın geldi. asd.c. İçindeki yazdığım kodla beraber. 42'de git pushlama olayı böyle kullanılıyor. Ve hatta sonrasında kontrol etmek isterseniz gene aynı linki kullanarak asd asd diyelim. Mesela cd asd asd'ye girerek burada asd.c'yi görebiliriz. Kontrol edebilirsiniz. Bundan sonra da finish my project deyip evaluate muhabbetlerine başlıyorsunuz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım istediğiniz gibi anlatmışımdır. Çünkü sadece bu kadar basit olay ki sınavlarda da aynı şey oluyor. Sınavlarda sadece rando diye bir klasör içine orada size şey subject txt de veriyor. Şu isimli bir klasör açmasın ve şu isimli bir dosyayı pushlamalısın diyor. CD rando diye bir klasör oluşturalım mesela. Şimdi bir tane. Sınavlarda olan anil de anlatıyorum da sınavlarda olan daha basit zaten. Mesela mkdir rando diye bir klasörüm olsun.
Bu rando benim sınavda tüm projelerimi yaptığım, tüm sınav sorularımı yaptığım klasör. Mesela atıyorum bana STRL'ini sorsun. Geliyorum bana sorunun txt'sinde der ki ft_strln diye bir klasör aç. Açtım. Sonra buraya da vim ne değildi, şimdi içinde bir şey yazmayacağız nasıl olsa. ft_strln diye bir dosya açtılar .c diye. Açarım. Bakarım dosyamı yazdım, çalıştırdım falan filan. Tabii bu ft_strln dosyasını ft_strln klasörüne taşımak lazım. Şimdi sınavda rando klasörüne giriyoruz sorularımızı yazmak için. Sorumuz için bir klasör açıyoruz. Sonra o klasörün içine girip kodumuzu yazıyoruz. Yapmamız gereken tek şey her sorudan sonra göndereceğimiz zaman rando klasörüne gelip git add nokta deyip diğer gösterdiğim adımları tekrarlamak. Git add nokta, ondan sonra git status, ondan sonra git commit tire m, ondan sonra da git push. Sonra grade mi yazıyorsunuz zaten. Ondan sonra sorunuz doğruysa, cevabınız doğruysa diğer soruya. Yoksa aynı soruyu tekrar ediyoruz. Hatta bakın şey diyor. Burada not a git repository diyor. Nokta git diyor. Bu nokta git işte bizim aldığımız kodun başka bir repo'dan alındıysa oluşuyor. O yüzden biz başka bir repo'dan alınan kodu başka bir repo'ya atamıyoruz. Nokta git içinde alınan repo'nun özellikleri yazıyor. Yani klasörün içinde nokta git varsa biz onu kendi GitHub repo'muza pushlayamıyoruz. Ayaküstü bunu anlattım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Arkadaşlarınızı da gönderin, öğrensinler. Çünkü sürekli soruyorsunuz. En azından artık video var. Oraya bakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Takip etmeyi unutmayın ve çekmemi istediğiniz video falan var mıdır bilmiyorum ama varsa söyleyebilirsiniz. Denerim. Niye denemeyeyim? Görüşmek üzere. Bay bay.